çocuğu olacaklar olanlar, şu anda kundakta olanlar, 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş, hepsi ni içeriyor bu? Hediye yapmak için de, fikir için de harika. Konuklarıma hemen hoş geldiniz diyorum. Berna Ataş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlkokul öğretmeni, evet. Ve Derya Ünen, girişimci. Evet. Hoş geldiniz. Önce ne anlatacağız bugün, onu gösterelim. Evet. Ben bir hikayemi anlatacağım. Şimdi geçen gün makyaj yaparken odaya, kanala gelen işte paketler, kitaplar, bir şeyler. Arkadaşlarım, dedim ki açsanıza bakayım ne gelmiş. Ali ve Ömer'e hediye çıktı. 2 tane. Ve biz ekipçe bayıldık buna. Doğru tutuyorum değil mi Ali ve Ömer'in? Şimdi mesela Ali'ninkini göstereyim. Yaşlara göre özel tasarlıyorlar. Şöyle bakın, bütün bu sayılar yerinden çıkabiliyor, bunlar çıkıyor, her şey hareketli. Bir öğrenme olayı var bunda. Eğitici kitaplar, ayakkabıları çıkıyor, şapkalar çıkıyor, düğmeler, şemsiyeler. Yani buradan bir hikaye mi kuruyoruz bütün evet, bunlarla? Evet, her sayfası ayrı bir oyuncak aslında. Yani çocuk kendine göre hikayesini yapıyor. Evet. Ama şu şapkayı takmasın, başkasını taksın. Bugün hava durumu, hava durumuna göre. Hava durumuna göre giyinmeyi öğreniyor. Bu nedir? Bu çocukken hepimiz böyle çantalar örerdik ilkokulda, hatırlar evet. mısınız? El becerisini geliştiriyor, onu örüyor çocuk ve düğmelerini ilikliyor. Düğmeler ilikleniyor, böyle içinden geçiriyor. Bu nedir? O tetromino diye hatta bilgisayarlarda eskiden Tetris'lerde vardı. O da bozduğunuzda yeniden evet. O şekilde yerleştirmeniz onları gerekiyor. Onları pek demeyelim, o oyuncak şeylerini, ne olmaz ne olmaz bilmiyorum ben de. Bu nedir? O yine el becerisi, düğmelere etrafından geçirerek örümceğin ağına örüyor çocuk. Aa, böyle böyle. Evet, aa, evet. Olaymış, çok güzel. Burada ayakkabı bağlamayı öğreniyor. Kemer tokası takmayı öğreniyor. Evet, evet, burada Ali yazacak. Okula bak, hazırlık, ay, evet. Çok güzel, evet. Çok bayılacaklar. Daha görmediler. Hakikaten çok güzel. Ömer'inki ayrı bir alem. O da başka. Bu nedir? Giydirme sayfası. Ha, giydiriyor. Burada evet. Makineye mi atıyor? Makineye çamaşırlar atıyor, burada yıkıyor. Burada dolabı. Dolabından evet asıyor. Aa, yıkadıktan sonra. Bir dakika, burada şey var. Pantolonunu evet, değiştirebiliyoruz. Evet. Üstünü evet. giydirebiliyoruz. Ay, çok güzel. Burada orada pizza sayılarla tanışıyor ve ay, alttaki sayıya göre pizzadaki dilimdeki. 3, 4. Ay, çok güzel. Tam bir eğitim kitabı. Yine düğme bunu, ilikleme. Düğme ilikleme mi? Çıt evet. çıt mı bu yoksa? İlikleme. İlikleme. Hı-hı. Bu? Orada fare el göz koordinasyonu, fare peyniri yerken hangi delikten girdi, hangisinden çıktı? Bazen yuvasına götürüyor, bazen peyniri yiyor. Aa, bak böyle böyle. Aa, ben yapabiliyorum Aytür, bak. Aa, bakın geldi. Burayı açıyorum. Ne var burada? Yuvası. Yuvası aha, mı var? Evet, yuvaya giriyor. Ya, olaymış, çok güzel. Arabalar var. Arabalar evet. gidiyor, trafik geliyor. Trafik ışıklarını öğreniyor. Evet, trafik ışıkları. Geç, dur. Burada balıklar, ağaçlar, havuzlar. Hepsi bunların bu yerinden çıkıyor. Puzzle evet. gibi. Bu bir vinç sayfası, mıknatıslı. Ucundaki mıknatıs parçaları alıyor ve çekiyor çocuk. Ay, çok İnşaat güzelmiş. Yapayım. Çok. Çok teşekkür ediyorum bir kere Ali ve Ömer adına. Ellerinizden öperler efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Siz iki kardeşsiniz. Evet. Bunu yapıyorsunuz. Burada mesela aslan var. Evet, İçleri hepsinin yaş, ayrı mı bunların? Farklı. Yani bir tane çanta vardı. Onu alabilir miyim? Bu da şimdi nasıl yapılacağından da bahsediyoruz ama genelde ne kullanıyorsunuz yapımlarında? Keçe tamamı, ithal keçe. Bu şu kısımda pamuk. Pamuk kumaşlar. Pamuk cırt kumaş, cırt evet. çok kullanıyorsunuz. Cırt cırt bakın bu da, altta da mı var? Açar mısınız? Evet. Şimdi bu da böyle çanta gibi. Çocuk bir yere gittiniz. Al yavrum, al. Al, otur burada, bak şeyine diye. Evet. Bu da bir evcilik şeysi mi? Evcilik evi diye evet, geçiyor. Neler var buradaki parçaları, burada, anlatın bize. Çocuk giydirme gardırop var. Ben şimdi... Sizin el koordinasyonu zayıf buldum, sizin el koordinasyonunu. Evet. Evet, şaka burada yapıyorum. Küçük bir bebeği var. Onu birazdan dikeriz diye koymamıştım. Evet. Burada diğer bebeğimiz var. İşte burada koltukta oturuyor, kitap okuyor. Salonu burası, balığı var. Burası mutfağı.
mutfağında işte balık pişiriyor, fırında tavuk var, masası, burası banyosu, şampuanı, havlusu, işte çamaşırları yine aynı az önceki gibi yıkıyor, atıyor makineye, asıyor, aynası, havlusu. Ya ellerinize, kollarınıza sağlık, gerçekten bayılım. Bende ne var, ben ne? Ben bir yaş kitabı. 7 aydan başlıyor kitaplarımız. Bir dakika, yine böyle kameraya tutalım. Evet. Bir yaş kitabı. 7 aylık bir çocuk C yapmayı bilir ve bunu sizin öğretmeniz gerekir aslında. İşte sizin C yaparak, onun da yapmasını sağlayarak. Genelde 1 yaşa bu kapağı çok seviyorum ben. Çok güzelmiş. Sonra kaybolan bir nesneyi, gene 7 aylık bir bebek, sizin kaybettiğiniz bir nesneyi heyecanla bulup çıkarmayı sever. Evet. Ben bunları 2 yılda tasarladım, her sayfa tamamını. Yine bunu böyle çekerek almayı sevecek. 7 aylıktan 5 yaşa kadar bütün çocuklar parmak kuklalara bayılırlar. Özellikle konuşmayı özendirici. Evet. Ha. Konuşmayı özendirici bir etkinlik. Evet. Çok güzel ama, çok güzel. Bunun içinden parmak kukla çıkıyor. Çok yaratıcı, çok güzel, çok geliştirici. Üçgen, yuvarlak, kalp, kare. Bunlar sayılar. Sayılar, evet, sağlam. Alttan hem sağlamlaştırılmış, üstünde tekrar dikiş var. Ha, çıkmasın çocuk için diye. Evet. Bu ayı puzzle. Böyle bir hikaye anlatarak işte ayı... Balını, arı bal yapıyor, ayı balı yiyor gibi çocukla konuşturarak bunlar oynatılabilir. Ay, çok güzel. Burada bu işte akşam dişini fırçalarken, sabah dişini fırçalarken işte su aygırımız da diş fırçalıyor diye çocukla birlikte özendirilebilir. Evet, çok güzel. Burada bu aslında bunun oyuncağı da var. Çocuklar çok seviyor bu küçülen halkaları. Ben de böyle büyüklük küçüklük algısını oluşturmak için buna koydum. Yine burada fermuarı çocuk açamaz ama siz sakladığınızda onu bulacak ya da bunları tek tek toplamaya bayılacak. Evet, çok güzel. Anneyle, da, babayla, büyük aile büyükleriyle oynanacak çok güzel bir. Bu da bir patates adam. Kolları, şapkası, gözü. Çok güzel. Bir yaşından sonra çocuklar burnun nerede diye sorduğunuzda gösterebilirler. Bu da yüzümüzün organlarını çocuğun öğrenmesine yardımcı olacak bir sayfa. Ay, böyle. Bu da çantası elinde. Çok şeker, çok şeker. Bunlar bunun içinde duruyor. Buradan çıkıyorlar falan. Hı hı. İnanılmaz. Peki başka gösterebileceğimiz bir şey. Ondan sonra nasıl yapıyorlar? Onlardan da bahsedeceğim. Bu 2-3 yaş kitabı. Bayağı güzelmiş. Abaküs eski çağlardan günümüze gelmiş en eski oyuncaklardan. O yüzden abaküsü ilk sayfalara koymuştum. Abaküs bu çocukların sayı sayma şeysi. Evet. Bunlar yıldızlar, şekiller. Yine, evet, bu da şekillerin çok sayısı önemli. Biraz arttı bu burada. Kaç yaş için? 2-3 yaş. 2-3 yaş. Burada eşleştiriyor. Renkler turuncuyu, var sonra. Evet, artık renkleri öğrenmeye başlıyor. Turuncuya. Belki turuncu demiyor ama ilk eşleştirmeyi öğreniyor. Zamanla rengini de öğrenecek. Böyle. Eşleştirdikten çok zevkli, sonra değil mi? Yine makinede yıkanıyor. Böyle bir şey yapmak nereden aklınıza geldi? Evet, onu nereden soruyorum. Aklıma biraz geldi? Sohbet edelim. Fotoğrafçı tekrar. Kardeşim bir video atmıştı kardeşimiz. Onun videosunda oğlum 2 yaşındaydı. Ben de onu kendime yapmak istedim. Aslında dünyada çok yaygın. Almanya'da, Rusya'da çok eskiden beri olan ses, quiet book diye geçiyor. Ben de oğluma yapmak istedim 2 yaşında. Annemin halk eğitim kurslarından böyle bolca keçeleri vardı, rengarenk. İlk oğluma yaptım ve çok sevdi herkes, çok beğendi. Geliştirdiniz. Evet, sonra gelişti zamanla. Sayfa sayısı arttı. Bunları yakında Londra'da bulacağız belki, evet, öyle mi? Evet, tüm dünyada. Biz de Türkiye ile İngiltere arasında yapılmış Ankara Anlaşması ile Londra'ya kitabı götürdük. Yani Londra'ya yerleşiyor. Onun için soruyorum, bulur muyuz acaba diye. De, öyle de bir şeyler de yapıyorsunuz, girişimcilik. Başladık zaten bir buçuk yıla yakındır tüm dünyaya açıldık. Endonezya'ya, Amerika'ya, İspanya'ya, İtalya'ya, İngiltere'ye zaten çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Ne güzel. Çünkü bunun dili yok, bir şeysi yok. Yani yazan bir şey yok. Peki diyelim ki ben Derya Bebe'ye, siz de Derya'sınız Adaş. Derya Bebe'ye bir şey istiyorum. Derya Bebek işte ne bileyim
böyle çok şeylerden hoşlanıyor. Sallanan şeylerden hoşlanıyor. Böyle şeyler, doneler verebiliyor muyum size? Böyle evet, bir şey hazırlanırken. Verebilirsiniz ama mesela bazen otistik çocukların öğretmenleri ya da anneleri istiyor. Ben uzaktan çocuğu görmeden buna karar veremeyiz. Hani en iyisi öğretmeni karar verir. Çünkü ya da anne baba böyle özel durumlarda çocuğunu daha iyi tanır. Ben uzaktan çocuk ha, renkleri olsun, biliyor mu olsun yönlendirebilirim ama renkleri biliyor mu bilmiyorsa bunu yapalım gibi değişebiliyor. Otistik çocuklarda bir nasıl bir şeysi aslında oluyor? Aslında bunu üniversitelerde duyu kitabı diye çocuk gelişim sınıf öğretmenliğinde falan kullanmaya başladılar. Çünkü çocuklar çok uzun süre dokunma hislerine hitap ettiği için çok uzun süre vakit geçiriyorlar. Otistik çocuklar için de daha ilgi çekici hale geliyor. İlgi çekici mi onlar dokunduğu için de, evet. Soruyorum. Evet. Çok güzel, çok güzel hediye vermek için yani ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Artık hiçbir çocuk oyuncak ilgilerini çekmiyor. Bununla her yerde yanınızda giderken taşıyabileceğiniz, hani seyahat ederken yanınızda taşıyabileceğiniz, çocuğu oyalayabileceğiniz türlü şekle giriyor. Çocuk alır o sayfayı en arka sayfaya yapar. Onların dünyaları çok daha farklı. Fakat çok güzel bir öğreti var burada. Onun için bugün burada olmanızı çok önemsiyorum. Çok teşekkür gerçekten ederiz. İyi ki varsınız öğretmenim. İyi ki çok sağ olun. Geldiniz. Kaç yaştan kaç yaşa dediniz? 7 aydan 5 yaşa kadar etkinlikler içeriyor. Yaklaşık şu anda 52 farklı etkinliğim var. Evet. 1 yaş kitabı, 2-3 yaş kitabı diye ayırabiliyoruz. Peki göstermediğimiz ne var orada? 3-4 ve 4-5'i göstermedik 3, sanırım. 4 yaş mı bu? Bu 3-4 yaş, evet. Evet. Bir tane de sanıyorum şu. 4-5'te bu biraz daha zor. Bir şundan başlayalım. Bunda ne var? Bunda şimdi kız erkek diye ayırt ediyor musun? Benziyor. Ben aslında şu evcilik evine benim oğlum bayılıyor. Yani oyuncakların cinsiyeti olmadığını düşünüyorum ve öyle yaklaşıyorum. Bence de öyle yaklaşıyor. Evet. Ve evcilik hani erkek oynar mı? Benim oğlum çok seviyor. Ya çok ve seviyorlar. Ve geliştiriyor aslında çocukları. Şu pizzada öğrenilecek o kadar çok şey var ki birlikte evet. Oynayabilmek için bunu aile olarak. Az önce siz tanıtmıştınız. Evet. Bunu tanıtmıştık. Bu da vardı. Evet. Bunu tanıtmıştık. Ömer'inkine benziyor bu değil mi? Evet. Evet. O da var. Bir evet, de ne vardı? Bir dakika. 2-3 yaş. Görelim. Sayfalarına bakarsınız. Bir tane daha isimsiz vardı. Orada mı kaldı acaba? O benimki mi? Karıştırdım mı ben acaba? Bilmiyorum. Ha bu yok. Bunu göstermedik. Yok gösterdik. Gösterdik. Ha şu yok. Şunu göstermedik. Bakın elmalar var. Elmaları evet, buraya koyuyoruz değil mi? Hı-hı. Böyle. Ya, yalnız keçeler çok güzelmiş. Evet. Gerçekten. İstersen sepete toplarım. Yok sepete. Burası sepet. Bu az önceki buradan fare gibi elma kurdu. Elmayı yiyor burada. Ha. Burada renk ayrıştırmayı öğreniyor. Yeşilleri yeşil sepete, kırmızıları kırmızı sepete koyuyor. İsterse karışık yapıyor. Evet. Canı ne isterse. Havuçlar var. Havuçlar burada tarladan alarak topluyor. Burada saymayı öğreniyor. Burada evet. İlikleyerek papyonlarını ilikliyor. Yine burada diş fırçalıyor. Ay çok güzel, çok güzel. Bakayım burada. Burada yine patates adam. Tamam. Çok güzel. Bir kere asıl öğrenmesi gereken pek çok şeyi, konuyu işlemişsiniz. Evet. Şu bence, şunu çok beğendim. Şu evcilik evini de çok beğendim. Kız erkek ayırımı yapmayın. Bu o kadar güzel ki. Perdesi var, süsü var, pek çok şeyi var. Bir de şöyle katlanıyor, çanta gibi. Yanımıza alınabiliyor. Şöyle ev evet. Çatısı var. Öğrenilecek çok şey var. Pencere, çerçeve, kapı, cam. Bu ne? Gözüm görmüyor efendim. Ağaca kuş konmuş. Ağaca kuş konmuş. Yani buradan başlayarak işte burada bu ne? Yusufçuk galiba evet, bu. Evet. Küçük bir hayvancık var. Yine pencere, çerçeve. Çocuğa öğretmek için. Ben bu kitap bende olsaymış mesela saatlerce konuşurum. Çok güzel. Şimdi nasıl yapıyoruz'a gelirseniz nasıl yapıyoruz? Önce bir tasarım yapıp yazıyor evet. Musunuz bunları bir yere? Hangi sayfaya ne yapacağız? Evet, işte 7 aylık bir çocuk neler yapabilir becerisinden düşünerek bir sayfaları tasarlamıştım. O 2 yıl sürdü. Şimdi o sayfaları yapıp bu şekilde birleştiriyorum. Önce sayfayı mı yapıyorsunuz? Evet, 25'e 25 kareler kesiyorum.
Daha sonra şu bölümde zikzaklar geçiyorum. Altına ciltlerini dikiyorum. Yumuşak ciltleri alta dikiyorum çünkü kullandığınız cilt de çok güzel. Evet, evet. Bunlar da çünkü kalite kalite. Çocuğa olacağı için bu ciltlerin çok sertleri olmaması lazım. Çok iyi seçimlerinizi çok güzel yapmışsınız arkadaşlar. Çok tebrik ederim gerçekten. Harika. Bunu da sizin daha önce kestim. Bunlar makinede kesiyorum. Burada da bir göstermiştik. Evet, bir vardı bir çalı. Böyle şeysi mi var? Evet, yaptırabiliyorsunuz evet. Nerede yaptırıyorsun bana onu söyle bakayım sen. Tamam. Güzelmiş. İstediğimizi yaptırabiliyor muyuz? Evet, evet. Olaymış. Daha sonra bunları kesiyorum. Şu küçükleri elimde kesip dikerken tutturuyorum sadece bir kısmını. Bunları diktikten sonra düğmelerini dikiyorum. Yine bunları bazılarını böyle dikiyorum, sonra kesiyorum. Daha muntazam olsun diye. Nasıl dikiyorsun? Böyle mesela az önceki papatyayı diktim. Evet. Daha sonra böyle kesiyorum. Yani diktikten sonra kesiyorum. Kesip dikmiyorum. Tamam. Çok güzel, daha muntazam olur. Evet. İki kattan mı yapıyorsun mesela? İki kattan. Evet. Ben dikişin izi hoşuma gidiyor. İster bunu silikonla da yapılabilir. Hani dikiş bilmeyen birisi kesip silikon, ama ben dikişin görsel olarak görüntüsünü seviyorum. Yani sen bir yapıştırma malzemesi hiçbir şekilde kullanmıyorsun. Bazen minicik şu göz mesela var ama onun dışında istemiyorum. Evet. Dikişin estetiği daha hoşuma gidiyor. Bence de dikiş çok daha güzel. Güzel yapmışsın. Kaç sayfadan oluşuyor bir kitap? Genelde 10 sayfa ama 16'ya kadar olabilir. Evet, şeyleri de güzel. Sırtları, cildi şeysi çıkmayacak gibi güzel, evet, birleştirmen evet. De çok güzel. Evet, onu bayağı düşünmüştüm. Bir şey dikecek misin orada? Evet, dikeceksen. Böyle 2 sayfalık bir kitap yapmak istiyorum. Evet, görelim. Şöyle ismini de bunları lazerde kestiriyorum. Bunu sizin isminizi getirdim. Ay o benim mi? Yani çok teşekkür ederim. peki bir şey söyleyeceğim. Bir kişiye hediye edelim bugün bundan. Bir kişiye hediye ediyoruz. Evet. İsmini de yazarız sonra. Ama yazarız. İsimsiz kişiye... olan... Yaş kaç yaş? Öyle de olur. İsimsizlerden birini de hediye edebiliriz. İsimsizler. Bu hiç fark etmez. O çocuk nasılsa büyüyecek. Büyüyecek yani. Ayağını kaldır. Ayağı indirin. Ben şunu yapayım ben. Çok iyi bilirim makineyi. Bir dakika. İndirdin makine, mi ayağı? Biraz şuradaydı. Bir evet, evet. O şekilde dikerek hepsini. Aslında çok dikmeye gerek yok. Burada bahsedeceğimiz çok konu var. Ellerinin alışkın olmadığı bir makineyle biz rica ettik. Yani gözler var. Bu nedir mesela? Parmak kuklalar mı? Parmak kuklalardan evet. Bunları da kesiyorum. Bazen böyle hazır bulundurup cırtlarımı hazır kesilmiş alıyorum. Harflerimi hazır cırtların kesilmiş alıyorum. Burada? Cırtlarım burada. Cırtlarını hazır kesilmiş evet, mi alıyorsun? Kesilmiş alıyorum evet. Ne demek çünkü, o? Yani böyle yuvarlak kestiriyorum. Bunlar çünkü daha muntazam oluyor. Normalde şerit şeklinde oluyor. Evet, şerit şeklinde oluyor. Evet. Bu çok daha iyi. Bakın. Evet. Dur, elimden çıktı. Şunlardakiler de mesela böyle hazır kesilmiş. Evet. Çünkü bu kadar muntazam kesilmiyor. Sert olduğu için makaslar yıpranıyor. Bayağı bir emek vermişsin. Önce evet. Malzemelerini böyle güzel hazırlamışsın. Bir seyircimize buradaki isimsizlerden bir tanesini armağan edeceğiz. Çünkü çok el emeği var. Çok iş var. Makinede dikiyor mesela Derya'yı. Yapışkan kullanmıyor. O da çok önemli bir şey. Evet. Derya'yı da bitirirseniz adı Derya olan birine göndeririz. O 2 sayfalık bir şeyi. Hakikaten beğendiniz mi? Bu fikri nasıl buldunuz? Bize yazın. Ben iyi bir şey olduğunu onları alelacele buraya getirttim. Mutlaka dedim seyircilerimiz bunları görsünler. Bilenlerimiz var. Bizim de evde buna benzer oyuncaklarımız vardı. Ama bu gerçekten çok beğendim. Evet. Çok güzel bir iş yapmışsınız. Ne diyorsunuz? Siz hangi alanlarda yardımcı oluyorsunuz? Ben daha önce ablamla aynı sitede oturuyorduk. Bayağı yapımda da destek olmaya çalışıyordum.
Sonrasında da bunun pazarlaması ile ilgili Instagram, sosyal medya hesaplarımız var. Onlarla ilgili çalışmaları yürüttüm. Şimdi de yurt dışına açılma ile ilgili. Siz yurt dışına mı yerleşiyorsunuz şimdi? Yerleştim evet. Bir yıldır oradayım. Aman evet. Ne güzel, aha. Ne güzel. Yabancılar çocuklarına gerçekten böyle kitap olsun, böyle eğitici, geliştirici şeyler olsun çok önem verirler. Hatta böyle şeyler... Çocuktan çocuğa ailede böyle gider. Hatıra olarak el emeğine de çok önem veriyorlar gerçekten. El emeği çok yurt dışında çok evet. Değerli bir şey. Bizde şimdi biz